Tacirler Mobile uygulamamızla cep telefonunuzla evinizden, iş yerinizden ve dilediğiniz her yerden pay senedi ve viyop işlemlerinizi yapmak sadece 10 saniye. Tacirler Yatırım Mobile ile piyasalar parmağınızın ucunda. Aradığınız kaliteli hizmet ve tüm finansal ürünler için Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır. Merhaba arkadaşlar. Bugün 31 Ağustos 2023 Perşembe. Yine bir Perşembe günü sizlerle beraberiz. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Dolayısıyla hepinizin Zafer Bayramı'nı kutlarım öncelikle. Bugüne gelecek olursak şöyle bir genel olarak isterseniz gelişmeler hakkında birkaç söz edelim. Daha ziyade bugün grafikler üzerinde daha fazla konuşalım istiyorum. Geçen haftaki Perşembe günkü buluşmamızda da söylemiştim. Jackson Hole toplantısı vardı biliyorsunuz. Jackson Hole toplantısı Perşembe başladı. Cuma günü Powell'ın konuşması oldu. Powell'ın konuşmasında esasında piyasaları çok da etkileyecek derecede sert açıklamalar görmedik. Powell biraz şahinvari konuşmalar yaptı. Fakat piyasalar üzerinde çok büyük etkisi de açıkçası olmadı. Bunun dışında geçtiğimiz bir hafta içinde önemli gördüğüm bir takım şeyleri söylemek isterim. Çin'den başlayalım isterseniz öncelikle. Bir kronolojik şeyle gidelim. Çin, ondan sonra biraz Amerika'dan, daha sonra da Avrupa'dan bahsedelim. Çin'le ilgili olarak geçen haftaki görüşmemizde de söylediğim gibi arkadaşlar, Amerika'da Çin'in büyük gayrimenkul şirketlerinden bir tanesi biliyorsunuz iflasın eşiğine geldiğini söylemiştim. Bu Evergrande adlı büyük bir emlak şirketi temerrüde düştüğünü açıkladı. Dolayısıyla bu büyüklükte bir şirketin temerrüde düşmesi emlak sektöründe bir takım olumsuzluklara da eğer yol açarsa ileriki boyutlarda hemen değil belki ama bunun dünya çelik piyasasında ne gibi etkileri olur bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Ayrıyeten geçen hafta yine biliyorsunuz BRICS ülkelerinin Çin'in önderliğinde toplandığını söylemiştim. Genişlemeyi konuştuğunu da söylemiştik. Nitekim görüştüğümüz gibi beklentimiz dahilinde oldu. BRICS üye ülkeler sayısı evvelden 7 idi bildiğim kadarıyla bunu 11'e çıkardılar. Dolayısıyla çelik sektöründen bahsetmişken özellikle şundan da bahsetmek isterim sizlere. Çelik üreticileri açısından bakarsak dünyaya Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Malezya gibi ülkelerin çelik konusunda önemli üreticiler olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemiz de bu önemli çelik üreticisi ülkeler arasında çelik konusunda bazı kotalar var. İleride bu kotaların ne şekilde kaldırılıp hafifletme durumu bizim çelik piyasası açısından da Türkiye açısından da önemli olacak gibi görünüyor. Bence burada Türk çelik sektörü açısından koruyacak bazı hamlelere ihtiyaç var gibi görünüyor. Çin'den konuyu açmışken devam edelim. Çin biliyorsunuz özellikle emlak sektöründe durgunluk vardı. Ticaret ve imalat rakamlarında kötü veriler geliyordu. Çin genel olarak kendi piyasasını hareketlendirmeye çalışıyor. Bundan bahsetmiştim. Bunun için arkadaşlar borsayı, Çin borsasını canlandırmak için geçen hafta içinde Çin damga vergisini düşürdü hisse senetleri piyasasında. Ayrıca bir miktar halka arzı da yavaşlatacaklarını söylediler. Bu yüzden Çin borsasında bir miktar yükseliş bekliyorduk. Beklediğimiz yükseliş hafif olsa da görülüyor şu anda. Çin'in ikinci yarı yıl verileri özellikle kötü gelmeye devam ederse bunun petrol piyasası üzerinde de etkisi olabileceğini size özellikle söylemiştim. Sanayi şirketleri karlarına baktığımız zaman Çin'de burada karlarda düşüşler görüyoruz. Ayrıca kamu şirketlerine ilişkin olarak bugün ilk 7 ayı baz aldığımızda yıllık anlamda %3,9 kamu şirketlerinin karının arttığını gördük. Çin'in imalat PMI'ları geldi. Burada önceki veri 49,2 idi.
bu imalat PMI'nin 50'nin altında olması aslında olumsuzluk göstergesidir. Fakat bu gelen imalat PMI 49,7, bir öncekine göre bir miktar toparlanmayı işaret ediyor. Bunun yanında Asya ülkelerinden bahsetmişken bugün Japonya'dan da parakende satışlar verisi geldi. Orada da bir miktar toparlanma var. Beklenti 0,8'di, %0,8. Gelen veri %2,1, beklentinin oldukça üzerinde bir veriyle karşılaştık Japonya tarafında. Efendim, Asya'ya ilişkin başka söyleyeceğim bir şeyler var mı diye bakıyorum. Kimlik yok gibi. Ha, bir de şeyi söyleyeyim. Çin piyasayı canlandırmak için geçen hafta içinde 37 tane yeni fon kurulacağını açıkladı. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Şimdi efendim Amerika tarafına dönersek, Jackson Hole'dan bahsettik. Powell'ın konuşması önemliydi. Görece şahin bir konuşma yaptığından bahsettim. En önemli veri, aslında bu haftanın en önemli verisi, her ayın ilk cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi. O da biliyorsunuz yarın açıklanacak. Bu veriye bir öncü gösterge olması açısından ADP diye özel sektörün istihdam verisi çarşamba günleri açıklanıyor. Dün bu Amerika'da açıklandı. Bu veri nasıl oluşturuluyor diye sorarsanız arkadaşlar, biraz bilgi vereyim. 25 milyona yakın board rolunun burada istihdamını izliyorlar. Veri buna göre özellikle kamunun değil de daha çok özel sektörün istihdamını ölçen bir veri. Dolayısıyla buradaki veride beklenti 190 bin artış yönündeydi. ADP'nin verisi. Bu 190 bin beklentiye rağmen 177 bin gibi bir rakam geldi. Dolayısıyla istihdam piyasasında bir miktar gevşeme var gibi görünüyor. Bunun temel sebebi de özellikle faiz baskısı. Son haftalarda Amerikan faizlerinde 10 yıllık faizler %4.30-33'lere kadar gelmişti. Şu anda bugün itibariyle son 5 gündür düşüş sergiliyor. Bizim geçen hafta konuştuğumuzdan sonra 4.11'lere kadar bir miktar gevşedi. Fakat yükselen faizler istihdam verilerinde bir düşüşe neden olmuş gibi görünüyor. Bunun yanında Amerika'da arkadaşlar büyüme verisi de geldi. Bu veri de beklentilerin altında kaldı özellikle. Onu söylemek isterim. Beklentilerin altında kalınca tabii Fed'in Eylül ayındaki toplantısındaki pas geçme ihtimalini, faiz artışını bir miktar daha yükselttiği için bu Amerikan tahvil faizlerinde son günlerde düşüş gördük. Amerikan doları geçen hafta içinde sürekli olarak DXY diğer para birimlerine karşı değer kazanırken orada da yüzücün altına doğru bir gerileme görüyoruz. Dolayısıyla bu borsalara yaramış görünüyor. Amerikan borsaları, dolayısıyla da Avrupa borsalarında da son günlerde bu sebeplerle yükselişler var. ADP özel sektör istihdamını söyledim. Bir de Jolts'un böyle bir firma var. Açık iş sayısına ilişkin bir veri açıklıyor arkadaşlar. Buradaki beklenti de 9,5 milyondu. Gelen veri 8,8 milyon. Yani Amerika'nın enflasyonla mücadelesinde son aylarda, hep size söylüyorum, enflasyonda ılımlı olarak bir düşme var. Fakat istihdam piyasası çok kuvvetli olduğu için enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını söylüyordum. Şu gelen son veriler istihdam piyasasında bir miktar artık yumuşamalar olduğunu gösteriyor. Yarın cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi de piyasa açısından bu anlamda önemli olacaktır. ADP özel sektörün istihdamı tarım dışının bir öncü göstergesi gibi kabul ediliyor. Fakat geçen ay gelen veride durum tam tersi çıkmıştı. Şimdilik istihdam piyasasında bir miktar yumuşama gösteriyor ADP. Fakat yine de burada bir kesin yargıya varmak için yarın tarım dışı istihdamı da dikkatle izlemek gerekir. Tarım dışı istihdamın geldiği saatlerde finansal piyasalarda oynaklıklar artabilir. Bu konuda dikkatli olmanızı özellikle de öneriyorum. Amerika'ya ilişkin başka notlarımda söyleyeceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Genel olarak önemli şeyleri söylediğim kanısındayım. Avrupa'ya ilişkin çok fazla anlamda konuşacağım aslında bir şey yok. Almanya'da şunu söyleyebilirim.
Konut arzı zayıf olduğu için arkadaşlar, bir de Ukrayna'dan çok mülteci akını olduğundan kira fiyatlarında ciddi bir yükseliş olmuştu. Geçen hafta içinde Almanya'dan kira artışlarını dondurma fikri tartışılmaya başlandı. Burada da arkadaşlar 3 yıllık kira artışlarını sınırlamasıyla ilgili bir öneride bulunmaya hazırlanıyor İktidardaki Sosyal Demokrat Parti. Ekstra bir bilgi olarak da Almanların %60'ı yaklaşık olarak kirada oturuyorlar. Dolayısıyla oradaki konut fiyatlarındaki katılık ve yükseliş de enflasyonla mücadeleyi dolayısıyla zorlaştırıyor. Efendime söyleyeyim. Şimdi bugün neler var diye bakarsak tabii şunlar dikkatimi çekiyor. Bugün için Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayı tutanakları açıklanacak. Dolayısıyla aslında bu tutanaklarda Avrupa Merkez Bankası'nın şahin mi yoksa bir güvercin tonda mı olacağına ilişkin satır araları okunmaya çalışacak gibi görünüyor. Bunun yanında Avrupa'nın öncü fiyat enflasyon verisi var. Bunlar saat 14.30 gibi açıklanacak. Amerika tarafına bakarsak, bu da enflasyon açısından izledikleri bir data olduğu için çekirdek PCE enflasyon deflatörü izlenecek, fiyat deflatörü. Burada önceki veri %4,1'di, bugün 4,2 gelmesi bekleniyor. Kişisel gelir ve harcamalar verisi de gelecektir. Bugün de bunlar takip edilebilir. Dolayısıyla özellikle Avrupa'daki önce enflasyon verisi nasıl gelecek, buna bakmanızı sizden tavsiye ederim. Bunları söyledikten sonra tabii az önce söyledim ama bir kez daha özellikle altını çizeyim. Geçen hafta içinde Amerikan faizleri yükseliyor, Amerikan doları değer kazanıyordu. Özellikle son 5 gündür 10 yıllık faizler aşağı iniyor. 4.30'lu seviyelerden 4.11'lere kadar çekilmiş durumda. DXY bir ara 104'lerin de üzerine gitmiş, 105'leri zorluyordu. Şu anda 103 seviyesinin altına geldi. İşin Türkçesi, Amerikan dolarında bir miktar zayıflama var. Dolayısıyla bu dünyadaki paritelerde dolayısıyla diğer Avrupa paritelerinin ve diğer dünya şeylerinin paralarının Amerikan dolarına karşı son günlerde bir miktar değerlendiğini görüyoruz. Bu piyasalara pozitif yansımış durumda. Borsalarda bütün dünyada son birkaç gündür bir yükseliş momentinde görülüyorlar açıkçası. Biliyorum işimiz küresel piyasalardan bahsetmek ama bizim iç piyasamızla ilgili de birkaç rakam geldi. Ben bu görüşmeye başlamadan önce özellikle ondan da bahsetmek isterim. Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamı bekleniyordu arkadaşlar. Dolayısıyla yıllık bazda önceki veri %3,9'du. Bu gelen de 3,8 olarak geldi totalde. Dönemsel olarak, çeyrekler olarak bakarsak beklenti dönemsel %3,3'tü. Gelen veri ise 3,5 oldu. Beklentiden bir miktar daha iyi geldi. Fakat burada şuna özellikle dikkat çekmek isterim. 2-3 tane kötü gelişme var. 1. Sanayideki daralma devam ediyor. Sanayi rakamları kötü geliyor. İkincisi, ihracat, ithalat rakamları olumsuzluğu devam ettiriyor ne yazık ki. Çünkü ihracatın son gelen verilerle %9 daraldığını, ithalatın da %20,3 arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bütün ekonomik datalar üzerinde negatif etkilere neden oluyor. Hane halkı harcamalarına bakmak istedim. Burada da arkadaşlar önceki veri %13'tü artış yönünde. Yeni en son gelen veri %15,6. Hane halkı harcamaları artıyorsa enflasyon kolay kolay düşmez anlamına geleceği için esasında bu da olumsuz bir veri. Türkiye'nin ihracatında bir toparlanmayı son zamanlarda göremiyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim genellikle ihracat partnerimiz Avrupa ülkeleri. Avrupa'da da dünyanın bütününe baktığımızda görece olarak durgunluğun Avrupa kıtasında daha fazla olduğunu görmekteyiz. Bu ihracatımızı bir miktar zorlaştırıyor. İkincisi de biliyorsunuz Şubat ayında bir felaket yaşadık, bir deprem. Depremin etkisi de var tabii, bunu da göz ardı edemeyiz. Son bahsedeceğim şey, bunu merak ettiğinizin farkındayım. Diğer arkadaşlarım da muhtemelen değiniyorlar.
vardır buna. Hani bankalarla ilgili ne oluyor? KKM ile ilgili. Efendim, KKM'nin maliyeti aylık yaklaşık 10 milyar dolar arkadaşlar Türkiye'ye. Dolayısıyla bir an önce KKM'den TL'ye dönülmesi ülkemiz açısından tabii olumlu bir şey olacaktır. Dolayısıyla bankalara buna ilişkin bir takım düzenlemeler gelmişti. Geçen haftaki konuşmamda da belirtmiştim. KKM hesaplarının vade bitiminde ek menkul kıymet tutma zorunluluğu kondu bankalara. Vadesi gelen KKM'lerin %50'sini de TL mevduata dönme hedefi verildi. Neye yol açtı bu tabi? Bu isteniyor ki banka mevduat faizleri de yükselsin. Sebebi nedir bunun? Sebebi şudur. Geçen perşembede bunu söylemiştim. Merkez Bankası'nın resmi verilerine göre yıl sonu enflasyon %58 bekleniyor. Şu andaki en son gelen enflasyon %47'lerde, 47 küsür. Mevduat faizleri buna göre düşük kalmıştı. Yeni alınan önlemlerle hafta başı itibariyle bankaların mevduat faizlerinin %35-36 bandına kadar çıktığını gördük. Özel bankacılık müşterileri içinse, hani biraz daha parasal durumu fazla olan yüklü miktardaki mevduattan bahsediyorum. Burada ise bir takım şeyler var. Daha iyi faiz oranları var tabii. 92-95 güne kadar olan faizlerde %45'lere kadar mevduat faizinin çıktığını görüyoruz. Böyle bile görsek, yani normal faiz 35-36'da, özel bankacılık müşterilerinde özel durumlar için %45'lere varan mevduat faizi var. Böyle bir durumda bile arkadaşlar, yıl sonu enflasyon ödevi %58 ise, şimdi 47'nin üstünde ise, bu %45'ten bile alsak mevduat faizini, bu %13 negatif reel faiz anlamına geldiği için mevduata, TL mevduata dönüş hızı halen bu seviyelerde çok yüksek olmayabilir gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde neler olacak, hep beraber bakacağız. Bunu da izlemeye devam edeceğiz. Genel olarak dünya piyasaları ile ilgili çok fazla habere boğmak istemedim bugün sizi. Biraz daha sorularınızı yanıtlamak istiyorum. Benim anlatacaklarım bunlar. Şimdi müsaade ederseniz öncelikle bir sorularınıza bakalım. Daha sonra da grafikler üzerinde bizim ana yatırım araçlarımızda neler oluyor, bunları hep beraber inceleyelim. Bakalım sizden ne gibi sorular var. Klasik olarak tabi hisse senedi sorularını cevaplayamayacağım ne yazık ki. Yine hisse senediyle ilgili sektör veya 3 şirket demişsiniz. Buna da cevap veremiyorum. Küresel piyasalara cevap vermek durumdayız. Şimdi Rıdvan Bey'den kuru baskısı devam etmeli mi? Saygılar, ihracat şirketleri ne olacak diye bir soru var. Gerisi genellikle hisselerle ilgili soru. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey söyleyebilirim size. Tabii ki ihracat yapan şirketler açısından kurun yukarıda olması iyi bir şey. Sonuçta onlar döviz elde ediyorlar. Fakat kur da bizim hatırı sayılır bir yerde. 26-27'ler civarında bir yerdeyiz biliyorsunuz. Buradan daha fazla kurun yukarı gitmesini çok yakın vadede beklemiyorum. Çünkü Merkez Bankası biliyorsunuz ortodoks faiz politikasına döndü, faizi yükseltiyor. Hatta geçen hafta konuşmuştuk, tam da bizim konuştuğumuz gün para piyasası kurulu biliyorsunuz faiz açıklaması yapacaktı. Piyasa 250 bas puan bekliyordu, daha düşük bekleyenler bile vardı. Hepimizi yanılttı Merkez Bankası, 750 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. Faizleri belli bir noktaya çekti. Bundan sonra buna devam da edebilir. Dolayısıyla hani faiz silahını kullanıyor şu anda enflasyonla mücadele için. Durum böyleyken TL'nin dolara ve euroya karşı daha fazla değer kaybetmesi hemen ilk etapta çok anormal bir şey olmadığı takdirde pek mümkün görünmüyor. Bu zaten değerlense bile genel makroekonomik durumu bozduğu için İhracat şirketlerin işine yarasa bile arkadaşlar, makro açıdan ekonomiye baktığımızda bozucu etki yaratıyor aslında. Dolayısıyla yani bizim burada ihracat sıkıntımız var.
ihracattaki genel, çok büyük laflar etmek istemem ama genel yaklaşımımızı değiştirmemiz lazım. Biz ihracatta çok değerli mallar satmıyoruz biliyorsunuz. İhracatı dünyada kilogramla değerlendiriyorlar. 1 kilogram ihracatta ne satıyorsunuz ve 1 kilogramdan ne kazanıyorsunuz? Buna bakılıyor. Şimdi 1 kilogram sebze meyve satmakla, 1 kilogram pamuk satmakla, 1 kilogram çip satmak arasında büyük bir fark var. Takdir edersiniz ki. Dolayısıyla burada üretim faktörlerinde birazcık da parça başına, kilogram başına daha değerli ürünler üretip satabilirsek dünyaya, ihracat ithalat arasındaki makası kapatmamız ancak böyle söz konusu olabilecek gibi görünüyor. Bana sorarsanız kur üzerinde daha fazla baskının olması, kurun daha da artması sadece ihracat şirketleri açısından, ihracatı çok da yükseltecek fikrinde değilim. İhracatın istediğimiz rakamlara gelememesinin sebebinin bir tek kur olduğunu da düşünmüyorum. Bunu genel çerçevede daha makro bir pencereden bakılması gerektiği fikrindeyim açıkçası. Şimdi müsaade ederseniz yine sorularınız varsa buraya tabii yazmaya devam edebilirsiniz. Buraya bakacağım ben. İsterseniz şeye geçelim. Grafikler üzerindeki konuşmalarımıza geçelim. Can Bey, grafik ekranını alabiliriz. Geçen hafta petrol grafiğinden bahsetmiştim. Grafikler üzerinde çok durmadan birkaç ayrı grafikte inceleme yapmak istiyorum. Petrolü konuştuğumuz için özellikle petrol grafiğini gündeme getirdim. Şu gördüğünüz 4 saatlik bir Brent petrolün spot grafiğidir. Daily grafiğe de tabii bakalım. Daily grafikte geçen hafta demiştim ki arkadaşlar, biz petrolde halen bir yükseliş trendindeyiz. Ama daily açıdan bakarsak şu bölgedeki yatay seyir halen bir yükseliş açısından yükselişin alt kanalını çizmemizi engel. Önümüzdeki günlerde bunu izlemeye devam edeceğiz. Yükseliş momentini en azından şuradaki yatay bölgeden çıkarak net bir yükseliş eğilimi son günlerde zaten gösteriyoruz. Buna bir şüphe yok. 4 saatlik grafiklere baktığımız zaman ne görüyoruz? Onu da söylemek isterim. 4 saatlik grafikte bakın, mor biliyorsunuz benim yükseliş kanalımın üst kanal çizgisi, açık renk olan bu krem de alt kanal çizgisini oluşturuyordu. 4 saatliklerde aslında yükseliş yönünde bir kanal çizmiş durumdayız. Fakat şu aralar petrolde gördüğünüz gibi biz 85 dolarlara, 85-50'ler civarına kadar geldik. Şimdi burada birkaç konuda özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Yükseliş devam ediyor mu derseniz evet ediyor petrolde. Burada bir problem yok. Nerede zorlanıyoruz biz? Zorlandığımız nokta bana kalırsa tam da 85-40, 85-50 civarında bir yer. Sebebini de şu şekilde size açıklamaya çalışayım. 4 saat üzerinden gidersek petrolde evet. Şimdi öncelikle şunu bir ele almak istiyorum. Bakın 4 saatlik grafikte petrolde 28 Haziran'da en düşük yeri görmüştük. Oralar 71-72 dolar civarıydı. Bir yükseliş başlamıştı. Bu yükseliş arkadaşlar şeye kadar devam etmişti biliyorsunuz. 10 Ağustos'a kadar devam etmişti ve tepede 87-70'leri görmüş ve daha sonra bir düşüş eğilimine girmiştik. Şu düşüş eğilimi gördüğünüz gibi devam etmekteyken petrol fiyatları şurada özellikle 84-20'de bir direnç vardı. Bu noktada kısa vadeli bir dirençti bu. Bu noktayı aştı ve yükselişe geçti. Aynı şekilde 4 saatlik grafikler açısından bu düşüş kanalının da aslında yukarısına çıkmış oldu. Şimdi size aslında burada başka bir şey göstermek istiyorum ama onu işaretlemiş miyim diye bir bakmam gerekecek. Şimdi zaten bakın şu ana yükselişteki mavi ile gördüğünüz yer Fibo. Yani esasında yani 72 dolarlardan 87 dolarlara gittiğimiz o 1,5 aylık süreç var ya. Bu sürecin Fibo bölgelerini aldığımız zaman 23.6 burasıydı. Buralara gelmiştik.
Burayı okumak gerekirse aslında yakın çizgiler de çizdim. 84-20 gibi bir yerdi burası. 84-20 civarında bir yerde. Bu desteği kırdıktan sonra hatırlarsanız bunun 38.2 FIBO'ya kadar düşebileceği kanaatinde olduğumuzu belirtmiştik. 38.2 FIBO'nun tam olarak bakın petrolde geçtiği yer arkadaşlar 81.65-81.70 gibi bir yer. Hakikaten piyasa burayı denedi. Burada çok işlem olmadı. Bu destek seviyesinden yükselişe geçtik. Şimdi bu destek seviyesinden yükselişe geçince petrolde bir ana nokta olarak ben şu bölgelerde özellikle 82-70'lerde piyasanın nasıl davranacağını anlamaya çalıştım. Burayı hızlı geçtik. Çok fazla oyalanmadık. Oyalandığımız zaman da var tabii şu bölge. Burayı geçtikten sonra 23,6 artık burada bir direnç olarak normal olarak çalışırdı. Yani burası da 84 dolar, 84-15-20 gibi bir yerdi. Bu direnci de kırdık ve yukarı gidiyoruz. Şimdi bana sorarsanız İkinci önemli direnç noktamız 85,50 civarında bir yerden geçiyor petrolde. Buraya özellikle dikkat edin derim. 85,50'yi günlük bazda eğer petrolde, Brent petrolde kırabilirsek, yani kısacası 85,50'lerin üzerinde birkaç günlük bir kapanış yaparsak petrol fiyatlarının daha da yükselmesi olasılıktır. Olasılık dahilindedir. Fakat piyasanın 85-50 civarında bir miktar zorlanma ihtimali de vardır. Dolayısıyla buna da özellikle lütfen dikkat edin. Burada tabii ortalamaların da ne şekilde hareket ettiğine de dikkat ederek gideceğiz. Burada bu da yine gördüğünüz gibi Brent petrolün 5 dakikalık bir grafiği. Bu grafiğin rengi falan değişik. Burada benim başka bir takım çalışmalarım var çünkü. Şu anda gördüğüm kadarıyla buradan da size yardımcı olmaya çalışmak isterim. Kısa olarak eğer piyasaya bakıyorsanız, kısa olarak piyasaya bakıyorsanız day trade veya daha kısa gün içinde birkaç işlem yapan arkadaşlar için söyleyeyim. Burada şu bölgeye kadar çekilmeleri bugün normal karşılamak gerekebilir. Oralar nereler? 84-90 gibi bir bölge. Pardon. Bir ayrı bir yerden de onu teyit etmeye çalışayım. Aynen öyle düşünüyorum. Bugün geri çekilmelerde şu görüntüde 84-90-84-80 arasında kalan bir bölge aşağı doğru geçilmediği takdirde petrolde arkadaşlar bir alım fırsatı yaratabilir. Gün içinde çok kısa periyotta baktığımızda buranın bir destek olacağını düşünüyorum. Olur da kırılırsak ne olur? Olur da kırılırsak piyasanın düşebileceği nokta, isterseniz onu da şuradan işaretleyelim. Bakın ben burada kısa vade için 85-50'yi zaten bir direnç bölgesi olarak kabul ediyorum. Geçilmeden direkt yukarısını hemen beklememek lazım. 85-50 bugün üstte gidebileceğimiz bir hedef nokta gibi görünüyor. Evet, size aslında söylediğim grafiği buraya çizmişim. Niye orası bir dirençtir bunu anlatmak için. Şimdi şöyle 30 dakikaya giderek daha hızlı bir şekilde onu göstermek istiyorum. Mikrofonu taktık ama ses inşallah iyi geliyordur. Okey. Şimdi arkadaşlar şuradan bakın benim meşhur 10 Ağustos zirve gördüğümüz 87-75'lerden bir düşüş bölgesini ele alıp buradan bakın gördüğümüz en düşük şuraya kadar 24 Ağustos'a kadar bir FIBO çizersek ki orası da 81-60'lardı. Yani bir yükseliş durumunda nerelerin direnç olacağını ölçmeye çalışıyorum. Ben sizin için bunu çizdim zaten. Şu kırmızıyla gördüğünüz noktalar buraların direnç gösterebilecek seviyeleriydi. Bakın petrol 30 dakikalığı gördüğünüz için böyle görüyorsunuz. Şurada 23.6'yı rahat geçti. Şurada bir maliyet noktasına bakayım demiştim. Burayı bir kaldırayım. Kafanız karışır çünkü. Şurada 38,2 FIBO seviyesi vardı. 83-95-84'ler civarından geçiyordu. Dikkat edin. Bu yükselişte 84 dolarlar civarında bir hayli piyasa zorlandı. Fakat
son geldiğimiz noktada 84 dolardaki direncimizi de kırmış gibi görünüyoruz. Ve dolayısıyla bakın şuradan göstermek isterim. Tam olarak şu anda geldiğimiz yer 61,8 Fibo seviyesi. Tam bir ölçüm yaparsak 65-40-45'ler gibi bir yerden geçiyor. Ben biraz daha genel bir yer olsun diye bunu hemen biraz üzerinde 85-50 olarak size işaretlemiş bulunuyorum. Yani 85-50 bir direnç bölgesi petrolde. Geçilemediği takdirde kar realizasyonları görmek mümkün olacaktır. Böyle bir şey olursa 85-50'lerden 50 Fibo seviyesi olan 84-60'lara kadar geri çekilebiliriz. Bu piyasaya bu anlamda bakıyorsak şurada bir 30 dakikalıklarda bir üçgen şeklinde bir formasyonla piyasa sıkışmıştı. Üçgen formasyonun dışına çıkmış gibiyiz. Bunu biraz daha garanti görmek için 15 dakikaya da bakmak istiyorum. Evet, 15 dakikaya baktığımda aslında aradığım şu, biraz sizin açınızdan da çizeyim. Şöyle bir yatay bant durumundaydık 15 dakikalarda, bu şu demek. Yalnız bunu böyle birkaç gün pozisyon taşıyacak arkadaşlar değil, day traderlar lütfen dinlesinler veya scalperlar dinlesinler. Şimdilik günün içinde, bugünkü tempoda, bakın biz 85 dolar civarını böyle küçük bir destek yapmış gibi davranıyoruz. Çok kısa periyotta işlem yapıyorsanız eğer, size derim ki şu 85 dolarlardan daha yukarıda bir alım yapmayın. 85 dolarlar civarında alım yapıp 85-50'ler hedeflenebilir. Fakat piyasa 85'i kırarsa kesinlikle uzun pozisyonda kalmamak gerekir. Bu durumda ani bir reaksiyonla hızla %50 Fibo seviyesi olan 84-60-65'lere kadar sarkabiliriz. Burada da bir Fibo desteğiyle karşılaşırız. Genel durum şu an için böyle görünüyor petrolde. Daha bir tehlikeli bir grafik açalım 5 dakika çok hızlı olarak, daha sonra petrolle ilgili konuşmamı sonlandıracağım. Algoritmalar biraz fazla yüklü olduğu için arkadaşlar biraz açmakta gecikmeler olabiliyor. Bakın şu 5 dakikalık petrolün görünümü. 5 dakika açısından bile baksanız şu 5 dakikaya göre 200 birimlik ortalama 85-25'lerden geçiyor. Buralar biraz tehlikeli olabilir. Scalperlar için söyleyebilirim. 85-25'lerin üzerinde kalırsak ve şu patikanın hep içinde devam edersek geri çekilmeler de al, yükselişlerde sat şeklinde çok hızlı hareket ederek tabii trade etmek mümkün gibi görünüyor. 85-20'ye dikkat edin scalping yapanlar. Aşağıda ise 85 dolar önemli. 85 kırılırsa pozisyonlardan çıkmakta fayda var. Yani 85'in altına stop loss koymakta fayda görüyorum. Petrolle ilgili genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Soru var mı diye bakalım. Geçen hafta DAX yetişmemiş, bu hafta tabii ki mümkün. Size söz vermiştim üstelik. Hemen şimdi DAX'a bakacağım. Avrupa piyasalarında toparlanma 2004 yılı ilk çeyreği gibi başlar mı? Yoksa ikinci çeyrek ve sonrasını mı öngörürsünüz? Teşekkür ederim. Şimdi Avrupa'da ekonomi toparlanma Amerika kadar hızlı olamaz bence. Eğer temkinliyseniz, ben de temkinliyimdir genellikle piyasalarda, aslında Avrupa borsalarında ben ikinci çeyrekten sonra bir toparlanma beklediğimi söyleyebilirim. Tabii daha önce piyasalara bir, Allah korusun, bir salgın, malgın, Covid benzeri bir şey gelmez ise tabii bu dediklerim geçerli. İlk çeyrek toparlanmanın adımlarını görsek bile Avrupa için gerçek anlamda bir toparlanmanın ikinci çeyrekten sonra başlayacağını düşünüyorum. DAX'la ilgili şimdi hemen grafik üzerinden inceleme yapacağım efendim. Geçen hafta bakamamıştık. Ali Bey'den bir soru var. Bir sonraki PPK toplantısında faiz artışı olursa TL dolar açısından diyor, paritede daha aşağılar görülebilir mi? Düşüş kalıcı olur mu? Ekonomiye etkileri ne olur? Güzel soru. Güzel soru. Aslında tam 100 puanlık uzman sorusu bu. Şimdi şu
şöyle raporlar okuyorum arkadaşlar. Şimdi 75 bas puan bir artış oldu ya. Bundan sonraki toplantılarda da Merkez Bankası'nın gayet agresif davranıp 50 ile 75 puanlık seri faiz arttırımı yapabileceğini bekleyen yabancı şeyler var, yatırım kuruluşları var. Aslında hani Türk piyasasına girmek için mi bu raporları yazıyorlar? Gerçekten beklentileri bu mudur bilmiyorum. Ama agresif faiz artışına devam edersek dolar TL paritesinde bir miktar gevşeme bile görebiliriz. Bunu sınırlı olacağı kanaatindeyim. Hani burada rakam konuşmak o kadar zor ki. Çünkü bizim piyasanın çok kendine has iç dinamikleri olduğu için dolar TL üzerinde özellikle bir şey söylememeye gayret ediyorum. Çünkü alınacak bir takım kararlar çok ciddi etkilere neden oluyor. Ama yine de teknik perspektiften mevzuya bakarsak, böyle bir durumda bile uzun perspektiften konuşuyorum. Ama sadece bu bir tahmindir. Alınacak çünkü Merkez Bankası kararları burada çok ciddi değişikliklere neden oluyor. Şimdilik 26-70'lerdeyiz. Şu görüntüyle 27'nin üzerinde olamayız gibi görünüyor Merkez Bankası'nın bu tavrıyla. Geri çekilme olabilir mi? Olabilir. Teknik olarak konuşmam gerekirse bu geri çekilmenin arkadaşlar şimdilik 25'te sınırlı olacağını düşünürüm. Ancak 25'in altına dolar TL'de gelirsek çok ciddi politika değişiklikleri oluyor demektir. Bu durumda biraz daha net konuşmamız mümkün olacaktır. Bu konjektürde sanki piyasa 27 ile 25 arasında gidip gelir gibi geliyor. 25'in altının ilk etapta çok da hemen mümkün olacağını düşünmüyorum. Bu soruyu da böyle cevaplamış olalım. Dönelim tekrar efendim. Başka soru var mı diye. Platin sorusu var. Ya ben platin sorusuyla ilgili aslında bizim şeye eklenmesi için söyledim. Platin yorumu ben size yapsam bile grafik üzerinde ne yazık ki gösteremeyeceğim. Bizim gerçek hesaplarımızda platin var ama hani burada bir demo hesap üzerinden yorum yapıyorum. Demo hesapta da bir bakalım efendim şuna. Ürünü gösterdi. Platini eklediler mi, atladılar mı emin değilim. Eklemedilerse eğer bakacağım efendim. Onu ekleyip grafik üzerinde göstererek yorum yapmak istediğim için size eğer eklemediysek affınıza sığınalım. Bir dahaki hafta kesinlikle bunu eklemiş olalım. Şimdi buraya baktığımda ben şunu anladım ki DAX'ı yorumlamamızı isteyenler var. Hemen DAX'la ilgili o zaman duruma bakalım. Burada bir DAX grafiği açalım öncelikle. Bizim burada arkadaşlar DAX olarak tabii ki size yorumlayacağımız DAX'ın spot endeksidir. Evet, şimdi DAX'ın endeksini önümüze aldık. Şimdi bunun üzerinde genel, bence Avrupa aslında piyasalarında bir miktar DAX'tan ilham alarak yorumlamış olacağız. Tabii benim burada daha önce çizdiğim bir sürü şey var. Önce bunları kaldırarak başlayalım isterseniz görüşmelerimize. Pardon. Neyin nereden çizildiğini bir bulalım. Şimdi tabii çok boşluk vermem adına da şunu söyleyebilirim. Birinci, en baştan söyleyeceğimi söyleyeyim. DAX'la ilgili. Efendim bizdeki DAX spot demiştim. Spot'ta DAX'ta neredeyiz şu anda? 15.993. Hemen 16.000'in civarında yer alıyoruz. 15.993. Ben kendi sistemlerimde burada Future DAX'tan veri alıyorum. Daha uzun bir piyasa ömrü olsun diye. Fakat bizdeki DAX spot. Dolayısıyla ikisinin arasındaki fiyat farkını dikkate alarak yorum yapmak durumundayım. Şöyle söyleyeyim size, şu anda spot olan DAX 15.993, vadeli future kontratı da 16.020 ise eğer, bunun arasında demek ki 93'ten 27 puan, en fazla 30 puanlık bir fark var. Şimdi bunu dikkate alarak yorum yapacağım. Bu nereden kaynaklanıyor onu bulamadım. Çok evvelden çizdiğimiz bir takım şeyler ister istemez
grafik üzerine grafik açtığımız zaman bir önceki grafiğin bazı şeylerini de okumuş oluyor. Şimdi rahat ettiğim bir noktaya geldim. Hepsini sizin için kaldırıyorum DAX'la ilgili bütün görüşleri. Efendim, Alman DAX endeksinin şu anda genel olarak, makro olarak baktığımız zaman günlük grafiklerindeki hareket tarzını görüyoruz. Şimdi kaç dakikaya geldik ona da bakalım. 40 dakika civarındayız sanıyorum. Şimdi efendim burada DAX endeksi esasında keskin bir yükselişte veya düşüşte değil. Tam olarak ben buna bir yatay piyasa diyebilirim. Yatay piyasa dediğimize göre şuradan baktığımda bakın şu alt taraf çizdiği kanalın alt çizgisi. Zaten ona çok yakın olan 200 birimlik ortalamayı da göreceksiniz. Okuyalım. 15.430. 15.430. Şu anda neredeyiz? 15.990. Oldukça aşağıda bir nokta biliyorum. Genel trend yorumunda 15.430'un aşağısına geçmeden, günlük kapanışlar yapmadan, yani şu yatay piyasanın aşağısı kırılmadan, 201 günlük hareketli ortalamayı da kırmadan düşüş trendinin başladığını teknik olarak söyleyemeyiz. Aşağıda o zaman söyleyeceğimiz yer 15.430. Yukarıda şimdilik bakın bir miktar küçülteceğim ki o zaman da siz görebileceksiniz. Şöyle hafif pozitif yönde giden bir eğri görüyorsunuz. Sebebi ne? Tekrar arttıralım. Çünkü arkadaşlar tepeler yükselerek gidiyor. Diyeceksiniz ki dipler de düşerek gidiyor. Evet piyasada volatilite var çünkü. Oynaklık arttıkça bu oluyor. Dolayısıyla bundan dolayı şu çizgi bir miktar yataya yakın hafif aşağıyken mor olan kanalın üst bant çizgisi yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla şimdi şu tepeyi görmüşüz. Buradan bir hamleyle biz yaklaşık şuraları görürüz. Yani Türkçesi ne işin? Türkçesi de şu yukarıda. Şimdilik 16.600'lerin biraz üstü benim gördüğüm yer. Yani 16.615-20 gibi bir yer. Buraya da geldiğinde piyasa yani normal atmosfer şartlarında Saturus Paribus derler ya. Buraya geldiğinde de kanal direncinden dolayı realizasyon yiyebilir. Dolayısıyla yükseliş bekliyorum piyasada fakat yükselişin şimdilik 16.600'un hafif üzerinde 25'lerle falan sınırlı olabileceği görüşündeyim. Bir. İkincisi, genel perspektiften bir de buradan durumu kontrol ederek bakalım. Ne bekleriz? 22-23 puan fark var demiştim. Burada tabii Fibo açısından değerlendireceğim. Orada kanal dirençleri açısından değerlendirmiştim. Benim beklentim ne olur? Bunun feature'ında bu 16.125 falansa 16.100. Dolayısıyla ister istemez küçülterek buraya çünkü ekran almıyor arkadaşlar. Şunu ben şöyle biraz aşağıya çekerek bir dakika ya. Kısa perspektiften bakıyorum. Fibo açısından 16.125 20-25 puanda 16.100 makul. Evet. Şimdi evet. Yaklaşık burası. Şimdi büyütelim. Bakın. Şu nokta 16.100 Fibo açısından. Hadi şuradaki oluşumları da bir miktar dikkate alarak, gözeterek hareket edelim. Kısa vadeli bir şeyden bahsediyorum size. Bana sorarsanız en fazla 16.150. 100-150 arasında şu yükseliş öncelikle bir dirençle karşılaşabilir. Bu dirence takılacak anlamına illaki gelmez. Ama buradan bir realizasyon yiyebilir. Yemezse eğer 16.150 gibi bir noktanın, şuranın, bunu bir bant işareti gibi yapalım. İçim öyle daha rahat edecek sanki. Bunu da değiştireyim. Madem onu kırmızı çizdik, bu da kırmızı olsun. Aynı şekilde çizelim. Evet. Bu defa da tonu tutturamadık.
Ama tuttururuz. Evet. Bakın şöyle bir bant çizdim. Yaklaştırıyorum. 100-150 gibi bir bölgenin FIBO açısından bir direnç gösterme ihtimali var. Şu görüntüyle yalnız bu piyasanın ben bu noktaya kadar da yükseleceği kanaatindeyim. Onu da söyleyeyim. Yani 100-150 civarını şu gidişiyle DAX bulacak gibi görünüyor. Neden bunu söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum teknik gerekçe olarak arkadaşlar. Burada 15.900'ler civarında bir direnç noktası da vardı kısa perspektiften baktığımızda. Orayı kırdık çünkü. Orayı kırdık, 15.990'dayız. O da bakın. Buradan çok anlamlı bir şey çıkmıyordu. 4 saatlikten bir bakacağım. Daily'den genel durumu görün diye açmak istemiştim. Şu hareketli ortalamaların geçtiği yere bakmak istiyorum. Bakın işte buldum. 4 saatlikte bakın şu 200 birimlik hareketli ortalama bir direnç olarak kabul edilebilirdi. DAX bu direnci kırdı. Bu direnci kırdı. Geri dönüp tekrar bugünden sonra 15.900'ün aşağısına düşmezse ki ben beklemiyorum düşeceğini. Büyük bir ihtimalle yükselişin size işaret ettiğim gibi 16.100-16.150 hedefli devam etmesini bekliyorum. 16.100'lerin üzerinde birkaç günlük kapanış yapılırsa eğer, daha önce yaptığı şu tepe seviye var ya, 16.500'ler. Belki burayı hedefleyebilir ama böyle büyük bir rakam konuşmak için de henüz bir miktar erken. 4 saatlikte gördüğümü de sizinle paylaşmak da isterim. DAX'ı özellikle geçen hafta sorulmuştu. Ayrıntılı yorumlamak istedim. Şu şekilde piyasa bakın üçgen formasyonuna sıkışmıştı. Sıkışıklık bölgesinin de üzerine çıktı. Yani DAX'da kısa vade için yükseliş potansiyeli görünüyor. Söyleyebileceğim bu. Başka efendim altınla ilgili de birkaç şey söyleyelim isterseniz. Şu da bir altın grafiği. Bu da siyah renk, bir değişiklik olsun. Daha sonra da yavaş yavaş sözlerimin sonuna gelmek istiyorum. Şimdi altınla ilgili hemen bilgilerimizi tekrar hafızamızı tazeleyelim diye söylüyorum. 1600 arkadaşlar 15-20 civarından biz geçen Kasım ayının 3'ünden başlarından itibaren en düşük gördüğümüz burası. Genel trendi anlatıyorum size. 1615'ten geçen Kasım'ın başlarından çıkışa başlamıştı altın. Çıkışını 21 Mart'a kadar devam ettirdi ve 2075 doları gördü. Daha sonra işte ben o noktadan buraya kadar bir FIBO çizerek genel durumu görmek istedim. O FIBO'nun bakın geri alım bölgeleri sarıyla işaretlenmiştir. 23.6 burasıydı. Bu ana trendin FIBO seviyesi 38.2. Şimdi böyle baktığımız zaman altın bakın bu zirveden Amerikan dolarının değer kazanması, Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesi sebebiyle düşüş yaptı geçtiğimiz aylarda. Ve bu zirveden dikkat ederseniz şuraya kadar 2007 şurası. Şu zirveden itibaren 2075'lerden itibaren düşüş yaptı. Bir ara bir tepki yükselişi yaptı. Toparlayamadı. Düşüş devam etti. Totalde bu düşüş 1885 dolarlara kadar neredeyse devam etti. Şurada bunun alt hedefinde evet. Şimdi şu düşüş esnasında bakın 23.6 FIBO zaten daha önce kırılmıştı. Şuralarda kırıldı. Neresiydi orası? 1970 dolardı. Hatırlarsanız birkaç ay önce hep söylüyordu. 1970 dolar altında. Dikkat edin. Ben bir 1970'i telaffuz ederken de piyasa 2000 doların üzerinde bir altın fiyatı bekliyordu. Aynı kanaatte değildim. 70 kırılırsa daha aşağı geleceğimizi konuşmaya daha o günlerde başlamıştık. Kırıldı. Ve 1900 dolardan geçen, 1900 dolar seviyesinden geçen 38,2 uzun vadeli FIBO destek seviyesine kadar geldik. Hatta 1900'lerin görece olarak altını da gördük. Şuralarda 1890'lar, 1880'lerde de dolaştık ve bir yükselişe başladık. Yükselişe başlamamızın sebebi
Amerikan dolarının son zamanlarda bir miktar değer kaybetmeye başlaması, çünkü bu 4 saatlik grafik, günlük değil. Sakın yanlış anlamayın. 4 saat kısa bir zamandır yükseliyoruz yani. Son birkaç gündür. Geçen haftadan bu yana hatta. İşte Amerikan faizinin 10 yıllıkların 4.30'lardan 4.11'lere gelmesi, Amerikan dolarının bir miktar değer kaybetmesi altına yukarı yönde pozitif bir ivme verdi ve yükseliyoruz. Kırmızıyla çizdiklerimiz nedir? İşte bu yükselişin direnç noktasını gösterebilmek için de size arkadaşlar bunu kısa perspektifte çizmek durumundayım. Bakın burada da daha yakın tarihten bakarsak, tarih vereyim. 20 Temmuz 2023 yakın zamanda gördüğümüz en yüksek seviye neresi? 1987 dolar. Hatırlarsanız 20 Temmuz. Buradan itibaren altın düşe şu noktaya kadar gelmişti. 1884-85'leri gördü. Ne zaman gördü? 21.08.2023. Yani geçen haftanın başlarında. Ve buradan yükseliş dirençlerini göstermek için bir FIBO'yu oradan bu aşağı kadar çizersek kırmızıyla çizdiğim noktalara ulaşıyoruz. Buralarda FIBO olarak direnç gösterilebilecek yerler. Şimdi biraz resmi büyütüp bakalım neler olmuş. 23.6 FIBO'yu geçtik. 38.2 FIBO bölgesini geçtik. 50'de biraz takılır gibi olduk ama böyle FIBO yükselişlerindeki en önemli nokta olan 61.8 FIBO noktasına kadar çıkmış durumdayız. Dolayısıyla burası da tam olarak arkadaşlar 1948 dolardan geçiyor. Siz bunu ortalama olarak 1950 dolar deyin. Yani size ne demek istiyorum? Hemen onu özetleyeyim. Altında yükselme durumundayız. Çok net olarak birkaç tane FIBO seviyesinin ardı ardına kırıldığını gösterdim size. En önemlisi 1935-36 dolardaki FIBO seviyesiydi. Burayı kırdık. Burayı kırdıktan sonraki orası da bakın %50 FIBO seviyesi şurada. Bayağı bir burayı kırmak için de uğraştığımız oldu 1935. Burası kırıldığı için altın yükseliş pozisyonunda görünüyor. Tek çekincem 1950'deki kısa vadeli FIBO direncini geçerse devam eder. Geçemezse bir miktar realizasyon olma ihtimali olabilir piyasada. Oraya özellikle dikkat etmenizi öneririm. Biraz vaktim daraldığı için hemen şöyle kestirmeden birkaç şey söyleyeyim. Altın yükseleceğini düşünüyorum. Özellikle 1950 doları geçersek yükseliş momentini bir miktar daha arttırabilir. Geçemez de bir realizasyon yerse eğer altın, sizin dikkat etmeniz gereken yerler nereler olur? Hemen o konuda özellikle sizi uyarmak isterim. Aşağı doğru gelişlerde bu saatten sonra 1930 doların aşağısına sarkmadığımız takdirde şu nokta 30-35 gibi bir yer. Biraz buna bir 5 dolar bir emniyet payı da koymanızı tavsiye ederim özellikle. Çünkü buradan bir FIBO çizersek görürüz ama işi çok uzatacaktır. 1930 doların aşağısına düşmediğimiz takdirde bu altında artık alım fırsatıdır. En iyi alım yeri 1930 dolar civarı gibi geliyor. Eğer 50'deki dirençten dönersek. 30 aşağı kırılmadığı takdirde kısa vadede yön yukarı olmaya devam edecektir. Trend değişimi olursa nerede olur? Bu saatten sonra artık trendin değişmesi için piyasanın daha bu 1910 dolarların 15 dolarların aşağısında bir kapanış yapması gerekir. Dolayısıyla altın içinde durum böyle görünüyor. Gün içi olarak işlem yapan arkadaşlarım varsa altında, onlara da hani daha kısa birkaç rakam söyleyebilirim. Şurada 15 dakikalık altın grafiğini hemen açayım size. Biraz da küçülterek genel durumumuzu görelim. Gördüğünüz gibi şu benim çizdiğim 61.8 FIBO seviyesine çarptık. Şimdilik gün içi direnç olarak burası devam ediyor. Dolayısıyla artık burası bir gün içi direnç. Şurada piyasa iyice sıkışmış durumda. Bunu da fark ediyorsunuz herhalde. Bir üçgen formasyonda sıkışıyor. Şimdi size tavsiyem şu olur. Eğer şimdilik piyasa şu noktalardan, bakın şu sıkışma bölgesinden bilemediniz en fazla şu 100 birimlik hareketli ortalamadan bir destek sağlamaya çalışacaktır. Yani 1942 ile 1950 yani maksimum 48 ama 50 deyin siz. 42 ile 50 arasında bir piyasa bekliyorum. Dolayısıyla altın aşağı doğru gelirse size rahatlıkla şu 1942 dolarlardan
alım konusunda bir fırsat verebilir. Yüksek riski sevenler $1,942'dan alım deneyebilirler. O kadar riske girmek istemem ben diyorsanız, gün içi işlem yapanlar için söylüyorum ve çok kısa pozisyon tutan arkadaşlarım için. Onlar için de bir ikinci nokta. Şurada arkadaşlar tam olarak 200 birimlik hareketli ortalama olan 1937'dir. Toparlayacak olursak geri gelişlerde 1942, daha da aşağı gelirsek eğer asıl daha önemlisi $1,937'dan alım yönünde bir pozisyona girebilirsiniz. Bu pozisyonlara girdiyseniz 1948'ler civarında likidite etmenizi kesinlikle öneririm. Direnç geçilirse daha da yükseliş bekliyorum. Tekrar alım yönünde pozisyona girmek uygun olur gibi görünüyor. Evet efendim, bu hafta da bir hayli konuştuk. Ekranları alabiliriz Can Bey. Evet arkadaşlar, yarın dediğim gibi tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika'dan. Lütfen bunu izleyin. Bakalım ADP ile paralel yönde onda da beklentiden daha düşük bir veri gelecek midir? Tarım dışı istihdam verisi beklentilerden düşük gelirse bu finansal piyasalara pozitif etki yaratır. Borsalarda bir miktarda yükselişler görebiliriz. Amerikan dolarının ve faizlerinin bir miktarda düşmesini sağlayabilir. Dolayısıyla alternatif piyasalarda da buna göre karar verin derim. Benim gördüğüm kadarıyla bugün DAX'ı yorumladık ama Amerikan vadeli piyasaları da şu anda yükseliş eğilimindeler. Bütün Avrupa piyasalarında da bir miktar yükseliş eğilimi görüyoruz. Dolayısıyla efendim sözlerimi bu haftalık burada noktalamak isterim. Kanalımızı beğeniyorsanız her hafta bunu tekrar ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yayınlarımızı, benim yayınlarımı da beğeniyorsanız, beğenirseniz de bizi motive etmiş olursunuz. Finansal piyasalarda hepinize bol şans diliyorum. Sağlıklı günler. Önümüzdeki hafta Perşembe günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tacirler Mobile uygulamamızla cep telefonunuzla evinizden, iş yerinizden ve dilediğiniz her yerden pay senedi ve biop işlemlerinizi yapmak sadece 10 saniye. Tacirler Yatırım Mobile ile piyasalar parmağınızın ucunda. Aradığınız kaliteli hizmet ve tüm finansal ürünler için Tacirler Yatırım. Yatırım bize danışılır.